Efendim, Genç Cumhurbaşkanı Rezil Belediyeleri eleştirdi. İstanbul ve Ankara ne yaptı dedi. Hatta sizin için de bizim icatlarımızı dedi kendilerine mal ediyorlar dedi. Bizim yaptığımız işleri dedi kendilerine mal ediyorlar dedi. Ve 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Ne olduğu belli olmayan 45 bin kişiyi de belediyeye doldurdular dedi. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgi kaynağını ben hep sorguluyorum en başından beri. Çünkü verdiği bütün bilgiler, aktardığı bütün bilgiler ne yazık ki yanlış. Hiçbiri doğru değil. Bilgi kaynağını düzeltmeye ve hatta doğru adresin kaynağın kendisi olduğu için bizimle irtibat kurmayı öneriyorum. Bir sorusu varsa Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu bizzat sorabilir. Sormama tercihini kullanıp, davet etmeme tercihini kullanıp bunları bu şekilde ekranda söylemesinin Türkiye adına talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Tabii bu dikkati başka yerlere çekme çabası. Biz işimize bakıyoruz. Her gün iş üretiyoruz Allah'a şükür. Yani İstanbul'da 10 tane başlanmamış, dördü hiç başlanmamış metroyu yapıyoruz, başlattık. Diğerlerini bitiriyoruz, bir yandan hizmete açıyoruz. Daha birçok şey, onlarca kreş yapıyoruz, insanımıza dokunuyoruz. Bu zor günlerinde milyonu aşan hanede vatandaşımızın evinde ona destek oluyoruz. Allah şahit ki 2,5 senedir bir Allah'ın kulu ne gördü ne şahit oldu. O veren elin alan eli görmediği bir biçimde yürütüyoruz. Bu 44 bin insan, 45 bin insan işte işe alındı vesaire cümleleri için de yani şunu ifade edeyim. Grup Başkan Vekili, AK Parti'nin Grup Başkan Vekili İstanbul'da 45 bin dedi. Aradan 2 hafta geçti, İçişleri Bakanı 33 bin dedi mecliste. Şimdi yine kendisi 45 bin diyor. Ben de az önce gerçek sayıyı açıkladım. Yine açıklıyorum. 21 binin biraz üzeri, 21 bin 192 falan. Böyle bir sayıda insan alındı ve bu insanların nasıl işe alındığı da tek tek kalem kalem belli. Ne kadarı sınavla alındı, ne kadarı kanun gereği alınmak zorundaydı, alındı. Çünkü taşeron kadrosundan kurum kadrosuna geçti vesaire. Gelelim terörist meselesine. Ben 10 gün önce Sayın İçişleri Bakanı'na yazı yazdım. Bizzat kendim, bizzat şahsına. Bu 500 küsür terörist dediği sayıyı kimdir, kimlerdir? Bize yaz, gönder, biz de bilelim. Bir, iki, devletin kurumlarından bu insanlar temiz kağıdı alıp biz de işe başlıyor. Bunun terörist olduğunu ifade edip ve bunu afişe edip de birilerine terörist damgası vuran medyayı da, bir kısım medyayı da kınıyorum. Yani o insanları terörist diye fotoğraflarını yayınlıyorlar. Devletin bakanı çıkıp 500 küsür kişi isim listesi var elimizde diyor. Ben yazı yazdım kendisine. Yazıyı da ekine koydum. Bütün bu bilgileri de yazdım. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye, bizimle irtibat kursun diye Sayın Cumhurbaşkanı'na da bugün sabah saatlerinde bu mektubumu yolladım. Oradan net gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de bizim yapmak isteyip de yapamadığımız kendi imzasına ait bir kısım işlere de onay versin de işimize engel olmasın. İmzasını esirgemesin bizden. Sayın Cumhurbaşkanı imza ne imzaymış bir de? Yani o imza İstanbul'dan esirgeniyor ama İstanbul'un dışında herhangi bir şehirde esirgenmiyor. İstanbul'dan imzasını esirgemesin, işlerimizi hızlandırsın. O kıymetli imzalarını lütfen İstanbul işleri için atsın. Yoksa insanlar sevdam İstanbul diye söylediği, ifade ettiği bu kente dair olan sözlerine inanmamaya başlayacak. Buna maruz kalsın istemem, imzasını İstanbul'un lehine atsın ki işlerimiz
engellenmesin diyorum. Benim cevabım bu ama işimize devam ediyoruz. Peki efendim, kendisi şunu söyledi. Belediye başkanlığı 1000 olmaz dedi. Dedi ki benim boyum 1.85 dedi. Mezarım daha büyük olacak, onlar düşünsün dedi. Valla kibir en fazla bu ülkede kime yakışıyor onu da kendisi düşünsün. Ben bilmiyorum. Ben yanınızda üstüme alınmıyorum. Kime yakışıyorsa o düşünsün. Ben bilmiyorum. Kimi kastettiğini kendisi düşünsün. Teşekkür ederim.